Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Neredeyiz? Osmaniye'deyiz. Osmaniye'de sanayinin içerisine geldik. Nereye geldik peki? Meşhur menemenci Recep Usta'nın yanına geldik. Daha önce videolarını çok izlemiştim. Dedim ki gelip ben kendisiyle tanışacağım. Hem de güzel bir menemen yiyeceğim. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Recep Usta'yı sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ediyorum. Hem menemen, hem toz, hem de kendisi mutlaka tanımanızı istiyorum. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi o zaman gidiyoruz. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Recep Usta merhaba, kolay gelsin. Merhaba Erdal abim, hoş geldin. Nasılsın, iyisin abi? Teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldin. Diyarbakır'dan sefalar getirdin bize. Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Senden de razı olsun. Bir yaramazlık yok. Çok şükür, çok şükür. Gücümüz yettikçe inşallah işimizin başında olacağız. Abi seni bilmeyen bir ben kalmıştım. Ben de senin tanışmaya geldim. Takip etmişsindir ama zamana bırakmışsındır. Aynen öyle dedim. Yolum Osmaniye'ne geçerse kesin ki yanına geleceğim abi. Baş tacısın abi. Şimdi Recep Usta, seni bilmeyenler böyle az olsa biraz kendinden bahsedebilir misin? Recep Usta kimdir? Recep Usta 21 yıldır yaklaşık, yani 20'yi geçtik de bir olmadıysa 20 buçuk olmuştur. Biz bu mesleği yapıyoruz. Evet. Şükürler olsun. Halimizden memnunuz. Evet. Ama son zamanlarda bu ekonomik kriz belimizi büktü. Evet. Melemenci Recep Usta. Abim hoş geldin. Peki biz de bugün ne yapacaksın Recep Usta? Abi, çok fazla bugün vaktini almayayım. Bugün hafta sonu, cumartesi günü. Abi size bir melemen yapalım. Bir karışık de melemen olursa, değil mi? Evet, karışık melemen. Her zaman evet. Standartımız. Bir tane de sucuklu, yumurtalı, kaşarlı bir tost yapalım size. Süpersin abi. İnşallah. Sabah kahvaltısı için direkt senin yanına geldim. Hiçbir mekana gitmedim. Bak inan ki vallahi merak ediyorum. Vallahi geldiğine sevineceksin. Pişman olmayacaksın. Yok. Abi estağfurullah. Subrak'a geliyor. Kaşar da böyle. Evet abi. Kaşar her diyorlar ki Recep abi niye bu kadar cimri davranıyor? Niye davranıyor ya abi? Ya kardeşim herkese yiyeceği kadar koyacağız. Yani biz bunu işte çok abartalım, video çekelim. Şu bu olmaz. En sevdiğim şey abi. Video var diye, tamam, kamera olmadı açık abi diye. Olmadı. Biraz boldan. Olmadı. Sonra kamera kapalı böyle hakkındaysa onu vereyim. Olmaz abi. Sonra bir yandan da menemen yapıyoruz abi. O videoyu çekip gelen arkadaşımızın suçu neyle? Videodakini görsün de sonra yiyemesin. Ben evet dedim diyorum, kamera açık ama şeffaf olalım. Neyse o. Abi neyse odur ya. Şimdi Erdal abi sen dedin ki ne? Biz hem bir tost hem bir melemen yiyelim. Başka yere de uğrayacağız dedin. Evet. Onun için bu melemeni çok doldurmadım. Niye? Araya gitmesin. Bir kişilik yaptın. Evet. Şu an yapacağım menemen bir kişilik değil mi abi? Evet. Evet. Vallahi evet var ya, manzara süper ya. Yeminim sana var ya. Bu videoyu kesin gece izlemesinler. Kesinlikle. Yani abi onlar da evde yapsınlar, bizim videoları izlesinler, yaparlar. Eminim yapacaklarına. Abi bu lezzeti bulamazlar. Sanayinin lezzeti lezzet bakılıyordur. Lezzet haricinde ya, sonuçta kendilerini o anda mutlu etsinler ya. Çıkamıyorum tezgahın arkasından da, ben bunu dur götüreceğim. Tamam abi, sen götürdün. Gel. Gel abi gel. Ahmet dostu da getir. Hani diyorlar ki Recep Usta niye yemiyor? He, ya niye Recep mi? Usta herkesten yesin. Ha bakalım Recep Usta'nın kilosu ne olacak? Ha ne olacak? Hadi bismillah, biz birlikte başlayalım abi. Al şöyle abi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ben başlayayım abi. Başla abi bak. Abi sağlam alacaksın ya. Bunu şöyle alacaksın. Bismillahirrahmanirrahim diyeceksin. Recep Usta. Ya böyle bir şey yok ya. Hele bir de ayran yuvarla. Kaşara bakar mısın? Abi yemeğim sana var ya. Ye kardeşim. Den sağlam al sen. Bak diye yine yemeği gördün mü ye. Dayağı gördün mü bak. Sucuk da. Ben bunu da meraklıyım biliyor musun abi? Bunu da çok güzel yapıyorsun. Şu da tostumuz. Şöyle yarayım böyle ikisini. Kaşarlı full karışık böyle. Vallahi ben yiyorum abi. Hakikaten iyi ki geldim, seninle tanışmışım abi. Bunu abi teşekkür ediyorum abi. Ayaklarına sağlık. Müşterilerimize, dostlarımıza bunu söyleyeyim. Biz sabah 8 gibi, yani biz 7'de açıyoruz tezgahımızda. 8 gibi, 7.45 gibi melemenimiz, tostumuz hazır oluyor, çıkmaya başlıyor. Evet. Akşam üstü 4 gibi de biz tezgahı kapatıyoruz. Ama dışarıdan müşterimiz aradı. Hanımıyla gelecek, çocuğuyla gelecek. Biz onları bekliyoruz. Başımızın tacıdır onlar her zaman için. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Selam kardeşim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyisin? Saygılar. Şükür Allah'a. Allah'ın verdiğine çok çok şükür olsun. Niye Allah dayı bugünleri aşağı düşürmesin. Dayı sen niye gidiyorsun? Şimdi biz Osmaniye'ye evet geldik. Evet, hoş Osmaniye'ye geldiniz. Böyle farklı farklı mekanları göstermeye çalışıyoruz. Dediler ki kuru fasulyeci Osman Salman Ustam var dedi. Onun yanından git dedi, kuru fasulyeyi ye.
Ama öncesinde ben merak ediyorum. Evet. Salman Usta ne iş yapar? Kaç yıldır yapar? Biraz bana bahsedebilir misin bu işten? Başlama tarihi 1984. Kayınbabam rahmetlinin yanında bulaşıkçı olarak çalışmaya başladım. 1997'de rahmetli oldu kayınbabam. Tamam. Bu işi ben üstlendim. O yıldan bu yıla kadar devam edip geliyoruz. Yani kayınbaba mesleğidir bu. İnsanlara faydalı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Buraya fakir de gelir, fukarası da gelir, düşkün de gelir. Herkes gelir, imanı yer. Evet. Para sormak yasaktır. Verirse alınır, vermezse eline sağlık, ustam der, çeker gider. Gerçekten. Aynen. Bu iş gerçek Allah izniyle. Süper. Ayranı beleş veriyoruz. Anama dua, Fatiha bağışlatıyor. Anam geçen vefat etti. Anam babam hayra ayran dağıtıyor. Nasıl? O da güzel bir şey. Sürekli mi? Tabii canım. Allah Allah. Annem duruyor diye efendim. Şimdi kamera var. Sana bir şey diyeceğim. Ayıp olacak Amerika'ya karşı. Sen sus. 2 dakika bekle canım. Allah Allah. Abi benim 5-10 tane var böyle. Var mı? Garip kuraba insanlar. Evet. Sese bakın, ses kontrolü. Çok meşhur olurum ama şu anda. Ben de özledim, ben de resmin var şu alemde. Sana koşmak isterim, kuru fasulye salmaz beni. Ay. Peki şu kuru fasulye olayı nedir? Mesela Osmanlı has bir tarz mıdır? Has bir yemek mi yoksa bildiğimiz kuru fasulye sen sürekli yapıyorsun? Valla normal kuru fasulye ama bunun markası Dermeson'dur. Malatya, Doğanşehir, Sürgü taraflarından gelen kuru fasulyedir. Evet. Lezzeti de soğuk sudan gelmektedir. Yani ne kadar ki serin bir suyuna sulanırsa lezzeti o kadar güzel olur. Nasıl? Mesela batı tarafının kuru fasulye güzel olmaz. Ya doğu olacak veyahut da Karadeniz. Ürünleri kaliteli olur. Mesela Konya, Karaman filan da var. Evet, evet. Onlar aynı hastanede diyet yemekleri çıkar ya, duzsuz. He. Onun gibi olur, tadı olmaz. Pilavımız var. Bir porsiyon pilav alıyoruz. Sen kuru fasulye pilav verdiğin zaman standart veriyorsun değil mi? Tabii. Tamam. Ağızda böyle katıyor mu yoksa? Yok, bu ücrete tabi şöyle. Tamam. Bu böyle olduğu zaman bir öklet yemeği alıyor. Ensesi kalınlar ya. Zengin kodamanlar genelde. Şimdi biz zengin mi oluyoruz? Tabi. Ben zengin değilim ama ya. Şu at geç çıkar, ben sana bakmam lazım. Tamam, göstereceğim. Dur. Şimdi tadına bak, notumuzu ver bakayım. Ben not vermek için gelmedim. Ben güzel bir kuru fasulye yemek için geldim ustam. Kayıttasın kardeş. Ustam, kuru fasulye İri iri görünüyor böyle, etli etli çok güzel. De Dermeson, bunda çatlama falan kabuk atma olmaz. Aynen öyle. Bayanların geneli kabuk atıyor diye şey yaparlar, tepki gösterirler. Evet. O kaliteyi bulamıyorum mutlaka ki. Kardeş şunu hem iç çekim yap, hem iç, canını seversen. Ana yüreği vallahi dayanmıyor benim. Ha canım, ha iç. Bütün insanlık ve İslam alemi yesin içsin. Dünyada bir benim gülmem de herkes gülüyor demek değildir. Mühim olan herkes gülsün, oynasın. Düşmanlarım çatlasın. Allah'a uğran, komşum uğurlar olsun. Güle güle. Ya bu, saygılar. Bu ne mermidir ya? Değil bu kim mi icat etmiş ya? Vallahi bilmiyorum onu. Hangi akıllı zaten, bulursa. Zaten her gün kurşun yiyoruz zamlardan. Değil mi? Bu mermi nereden çıktı ya? Ye iç keyfine bak. Bir de 8000 kalori ısısı var bunun. Akşam olduğunda yorgan havada gelmeye başlar ufak ufak. Kesinlikle alacağım. Sanma ustam, erkekler niye çok kuru fasulye o kadar severler? Onu söylemedin abi. Abi bu Atatürk rahmetlik de çok severmiş bunu. Hatta son ölümünde kuru, ne diyorsun paşam demişler şef, Maraca Feyzi Başın demiş. Kuru demiş, kuru. Kurudan şaşma, Türk milletinin savaşma gücü kurudur demiş. Onun için her devlet Türkiye'ne savaşamaz. Kurunun gücü var diyorsun. Çünkü tabii kuru tüketimi çok yüksek Türkiye'mizde Allah'a şükür. Eline koluna sağlık. Afiyet şeker olsun. Çok teşekkür ettik. Saygılar bizden. Yani bu kuru fasulye için 90 km teptim geldim. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Son teşekkür olarak ederim. Sen de söylemek istersin abi. Kapanışı sen yapalım. Vallahi arkadaşlar. Abi oyunu da ben içeceğim. Kuru fasulye yiyesiniz varsa buraya bekleriz. Boynu bükük, yolda kalmış garipler, herkese kapımız açık. Aynen zenginmiş gibi hareket eden burada hizmet görürsünüz. Vay bunun parası vardır, yoktur denmez burada Allah'ın izniyle. Ben sağ olduğum sürece sizin sırtınız yere gelmez. Sayın Türkiye halkımız, bütün dünya insanları, hepinize saygı, sevgi, hürmetlerimi sunuyorum. Bu arada Vahid usta merhaba, kolay gelsin. Merhabalar Erdal abi, teşekkür ediyorum. Nasılsın, iyisin? Elhamdülillah abi, sağ ol. İşler nasıl ustam? Şükür Allah'ın keremine, hiç sıkıntı yok abi. Bir yaramazlık yok. Yok, çok şükür abi. Çalışıyoruz, mücadele devam. Vahid usta, efendim Osmanlı'ya geldik.
farklı farklı mekanları yani gösteriyoruz. Evet. Her şeyi yedik, dedik ki bir de bir lahmacun yedim. Lahmacun için de dediler ki Edessa'ya gitmen lazım. Evet. Doğru yere gelmişiz abi, diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle doğru adrestesin. Doğru adres. Ha, kesinlikle doğru adrestesin. Çünkü burası emeğin birleştiği, lezzetle birleştiği yer abi. Allah'ın hiç sıkıntı yok. Sen Edessa'dasın. Allah'ın izniyle memnun kalkacaksın. Gönül rahatlığıyla da yemeğini yiyip gidebilirsin. Yani, evet. Ama kırdığı zaman kaliteyi bozuyor. O zaman kimse bu üç kardeşim şizi yapmasın. Allah razı olsun. Bütün şeyler için böyledir yani. Evet. Bir tanesi olumsuz olursa bütün emekleri diğer iki emeğe yok etmiş olur. Kesinlikle evet. Katılıyorum. Ki arkadaşları da yok etmiş olur. Kesinlikle sana katılıyorum. Bu işin sırrı nedir diye soracak olursam ben, bizim atalarımız dedi ki rüyasını görmediğin işi yapmayacaksın. Yani, bir daha söyler misin? Rüyasını görmediğin işi yapmayacaksın. Olay budur abi. Kesinlikle katılıyorum Mustafa. Ya bir işi aşk ile yapmıyorsan o işi hiç yapma. Bırak aşkla yapacak adamlar. Evet sevgili dostlar, geldik tadım zamanına. Şimdi Osmaniye dedik, lahmacun yedim. Bize burayı tavsiye ettiler. Sanki doğru bir adres. Şu Antep usulü lahmacunumuz. Bakar mısın? Merdane çekildiği zaman kağıt gibi ince oluyor ve gevrek oluyor burada. Bir de Urfa usulü lahmacun da istedik. Buna da soğan ağırlıklı olduğu için Urfa usulü oluyor bu şekilde. Bunda ekstradan sarımsak da var ama az var dediler. İzniniz olursa başlamak istiyorum. Bu da yeşilimiz, bu da limonumuz. Önce Antep'ten başlayalım. Tekrar söyleyeyim, Antep usulünde arkadaşlar az da olsa sarımsak var. Ama ben sarımsak yemiyorum. Sarımsak beni rahatsız ediyor derseniz de soğan ağırlıklı, sarımsaksız bu Urfa usulü bu şekilde. Bakar mısın abi? Daha lahmacun var ya, çok güzel olmuş var, yemin ediyorum sana. Emre bak, içi dışı çıtır olmuş bak, görüyor musun? Ve merdanın çekildiği nereden belli ediyorsun? Şişme yok. Hepsi eşit bir şekilde. Gevrek. Şöyle sarımsak, soğan maydanozu aldık. Abi şu yeşillik atalım böyle. Bir de olmazsa olmaz limonumuzu sıktık. Hadi bakalım, bir de şunu da alalım. Şöyle bismillah diyelim. Sese bak. Sevgili dostlar, hem Urfa usulü hem de Antep usulü kesinlikle güzel. En çok size hoşuma giden şey abi gevrek olması. O çok önemli. Lahmacunla aranız tek şey gevrek olsun ve bence malzeme konusunda sıkıntı yok. Bakar mısın? Mis gibi. Ben çok beğendim. Her ikisini yedim. Ama her ikisinin de tadı efsane. Kesinlikle. Bu biz yarım porsiyon istedik. Hani fazla yiyemediğimiz için. Siz gelirseniz ona göre isteyebilirsiniz. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ettim. Afiyet olsun. Doğru adreste lahmacunumu yediğime inanıyorum. Saygılar. Gerçekten de hakkını vermişsiniz. Allah razı olsun. Senin de emeğine sağlık, diline sağlık. Ne demek abi? Yüreğine bizi sağlık. Buluşturan tavsiyelerdir. Allah razı olsun hemşerim. Çok sağ ol. Son olarak buraya gelecek olan misafirlerimize bir şey söylemek ister misin abi? Kapanışı senle ettin abi. Saygıyla, hürmetle karşılayacağız inşallah. Evet. Ve hepsini inşallah memnun uğurlayacağız burada. Evet. Yani iyi ki geldik diyecekler. Mehmet Usta merhaba, kolay gelsin. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Nasılsın, iyisin? Çok şükür, iyiyim. Keyfin nasıl? İyidir, hamdolsun. Çok sakin görünüyorsun. Ben sakinim, ben sakinim. Her zaman böyle misin yoksa? Her zaman böyleyim ben. İlk defa seninle bir video çekeceğiz. Evet. Ben heyecanlıyım ama sen de? Ben de yok. Sakin. Ben her günkü halim. O yüzden olmasına gerek yok. Şimdi Mehmet Usta, Osmaniye'ye geldik. Farklı farklı mekanları gösteriyoruz. Evet. Dedik ki ya kuru fasulye yedik, pide yedik. Farklı şeyler yedik ama bir de Osmaniye'de güzel bir kebap da yemek istiyoruz. Evet. Dediler ki öz Adana sofrasına gidersen güzel bir kebap yer. Mekanı göstereyim. Mekan böyle, burada üst katta var, alt katta var. Şöyle bir masayı size göstereyim. Bak böyle bir salatamız var. Olmazsa olmaz soğan salatası var. Bir de şu da Adana kebabımız 120 gram, haberiniz olsun. Bir de Diyarbakır'da bulamayacağımız bir lezzet. Ciğer kavurma, kuzu ciğer kavurma. Şurada da ayran, çalgam var. Şimdi ben hepsini size söyleyeceğim ama önce şu Adana kebabın bir tadına bakayım. Çünkü merak ediyorum nasıl usta dedi ki böyle zırhtan geçiriyorum. Abi şöyle göstereyim böyle. Şu ekmeğimizi alalım. Şöyle açalım.
olmazsa olmaz. Soğanımızı katalım böyle. Kattık mı baba? Limon gelsin soğan üzerine. Hah, şöyle. Hadi bismillah yiyelim. Salgam da 10 numara. Gayet başarılı olmuş. Ustamız hakkını vermiş. Zırh olduğu da belli. Ve kuzu eti. Diyeceksin ki nereden anlıyorsun? Güzel kokuyor. Dan eti yok yani içerisinde. Mis. Bir daha alacağım. Bir daha alacağım. Şöyle temizim. Ekmeğimizi gördün mü? Yalnız ben yine söyleyeyim ve tekrar söyleyeyim. Abi Adana kebabın yanında bence bu ekmek olmaması lazımdı. Lavaş ekmek olsaydı daha iyi olurdu. İnce ekmek olsa daha iyi olurdu. Şöyle kebabımızdan aldık böyle. Şu kebabın güzelliğine bakar mısın? Bak şöyle gördün mü? Azmış böyle. Soğanımıza yine kattık. Olmazsa olmaz. Bir de soğanın üzerine limonumuzu sıktık efendim. Sonra hadi bismillah diyelim. Abicim gelelim şu olaya. Daha önce kebap çok yedim. Şalgam çok içtim. Yani o konuda sıkıntı yok. Ama ciğer kavurma ilk defa. Vallahi var ya ilk defa yiyeceğim. Diyarbakır'da dedim olsa da bunun videosunu çeksem diye. Yok abi kimse yapmıyor. Adana'da kısmet olmadı ama burada bize kısmet oldu. Hadi bismillah diyelim. Güzel koku. Sen gülsün limonla gidiyordun Emre. Emre güzelmiş ha. Vallahi ilk defa yiyeceğim ama güzelmiş. Kavurma efsane. Keşke Diyarbakır'da ciğer kavurma yapabilseydi. En azından bu şekilde bir yeme imkanımız olsaydı ama Diyarbakır'da bildiğim kadarıyla yok. Varsa söyleyeni çekelim. Ciğer kavurma da güzel. Neden burayı seçtim? Onu size açık söyleyeyim. Bakın dostlar bizim gayemiz lüks mekan değil. Bizim gayemiz çok kötü mekan da değil. Bizim gayemiz fiyat performans açısından uyumlu olan yeri gösterebilmek. Şöyle bir Adana kebabı 120 gram. Bugün itibariyle 35 TL. Şu ikram, şu ikram. O konuda sorun var mı? Şöyle sana bir ayran ve de şalgam veriyorlar. İstediğin kadar içebiliyorsun. Bu da fiyata dahil. Haberiniz olsun. Nasıl? Bence güzel. Yani 35 lira böyle bir masa bir de içecek. Nasıl Emre sence? Bence sadece içecek 15 lira. İstediğinde içebiliyorsun sorun yok. Şöyle bir tam ekmek 15 lira. Yarısı 7,5 lira. Erol Usta merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin abi? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Erol Usta, Osmaniye'ye geldik. Sabahtan farklı farklı evet. Yemekler yedik. Evet. Ama gelmeden önce seni not etmiştim. Kendine has piden var. Evet, aynen. Ve en popüler olan şey de Atom. Ama öncesinde bana kendinden biraz bahsedebilir misin abi? 39 yaşındayım. Tamam. Bingöllüyüm ama aile olarak 44 yıldır buradayız. 18 yıldır da burayı işletiyorum. Umut Pide Sarayı'nı işletiyorum. Osmaniye ve genel illerine hitap ediyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden misafir alıyoruz. Özellikle de en çok popüler olan pidemiz de metrelik atom. Bugün de zaten size metrelik atom yapacağız. Spesiyel olduğu için. Aynen. Bir pidede istediğiniz 8-10 çeşit en güzel tarafı istediğinizi seçip istediğinizi koyabiliyorsunuz. Her şey bizim burada müşteriye bağlı. Ne istiyorsa odur. O zaman çok fazla vaktini almayayım. Yaparken de muhabbet ederiz. Hemen. Önce hamurdan başlıyoruz abi. Evet. Hamurun bir özelliği var mı? Maya var mı abi bunda? Bu ekşi maya. Bu hamur ekşi mayalı ama tarifini hiçbir şekilde veremem. Vermiyoruz da. Evet. İsteyenler de çok. Bunu yediğiniz zaman da anlayacaksınız zaten. Anladım. Olay budur diyorsun abi. Salatalarımızda zaten ikram masada bu şekilde. Şimdi bunun usulü nereden başlamak lazım abi? Vallahi, nereden başlamanız lazım? Sen söyle abi. Burada hızlı yiyen kazanıyor. Şuradan o zaman başlayayım. Kavurmalı. Evet. Güzeldi. Buradan başlayalım. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Şöyle başlayalım. Şöyle. Bakar mısın ya? Abi ama malzemeden kaçmamışsın ha. Yani bak sadece üste serpiştirmemiş böyle. Her tarafta böyle malzeme var. Emre bak yakın al istersen böyle. Görüyor musun? Hamur gelsin çıtır çıtır ama. Kenarındaki susam detaylarıyla birlikte. Evet. Şöyle. Zaten baktığımızda da tereyağının, etin içindeki kavurmalarla çok farklı bir tat duruyor. Sadece hamur kısmı bile. Şu da Osmanlı sucuğunda olmak. Elimiz böyle yağlandı ama hiç ona aldanma ha.
yemeği aldın sen direkt böyle. Juha. Efsane abi ya. 41 çeşit baharat var içerisinde. Antep fıstığı var. Evet. Bu da Kayseri'ye özgü bir sucuk ve çok da güzel. Yani 2-3 ayda bir Kayseri'ye gidip sucuğumu, pastırmamı alıp gelirim ben, değil mi? Kendin mi zaten? Tabii kendim giderim. Oradan sipariş bile vermem. Bir günüm, iki günüm ayırırım oraya ben. Yani sevgili dostlar, kim ne isterse ona göre evet. Zaten var. Hı hı. Bu şekilde bir sucuk sizi bekliyor. Abi adresimiz tam olarak nerede? Osmaniye Merkez, Yedocak Mahallesi, Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde. Bizi Instagram sayfamızda Umut Pide Sarayı olarak takip edebilirsiniz. Geldiğinizde bu lezzetten de %100 memnun olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla da buyurun gelin. Pidenin en güzel özelliği şudur. Bir pideyi lezzetli olduğundan ziyade yedikten sonra şişirmiyorsa, rahatsız etmiyorsa bunu söyleyeyim ha. Bu pide gerçek pide. İşte ben dedim ya Maya'ya sordum. O yüzden sana sordum ya. Üzerine ne kadar katarsan kat. 2 saat sonra senden mide rahatsız yaparsa sen dersin ki zıkkım yesen onu yemeseydim. Aynen. Burada hiçbir şekilde öyle bir rahatsızlık olmuyor. Olmuyor. Aynen. Ustam benimle konuna sağlık. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Ya bu kadar beklemiyordum, açık söyleyeyim sana. Şişirdim bizi, Allah razı olsun. Osmaniye'ye gelecek olan misafirlerimiz için ne söylemek istersin? Kapanışı senle yapalım. Tamam. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Buraya geldiğiniz zaman burada görmüş olduğunuz pidenin aynısıyla karşılaşacaksınız. Lezzet olarak da güvenebilirsiniz, kalite olarak da güvenebilirsiniz. Buyurun gelin. Herkesi Umut Pide Sarayı sayfasına da bekliyoruz. Hoşçakalın. Evet sevgili dostlar, geldik güzel bir videonun daha sonuna. Gözümüzde, gönlümüzde, midemizde kesinlikle şunu söyleyeyim, doydu. Yani size söyleyeyim, gerçekten de beklediğimden daha iyi bir pideyle karşılaştım. Yalnız böyle bir sıkıntı var. 1 metrede 60 santimde istediğiniz zaman yanınızda mutlaka 2 kişiyi götürün. Tek başına bitiremez. Haberiniz olsun. Siz de farklı bir pide yemek istiyorsanız kesinlikle Osmaniye'deki Umut Pide'ye mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Burası aklınızda bir mekan önerisi olarak dursun. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aklınızdaki yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Destek olmak adına da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Biz farklı lezzetleri göstermeye devam edeceğiz. Efendim Osmaniye'de herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.